Evet efendim, Kanal 7'de Nermin Nefes Mutfağı'nda çok beklenilen i̇şte, iki isim. Birisi Ali, birisi Sıla'ydı değil mi? Şu an programdalar. Sorularınıza bakıyoruz. Canlı yayından da soruları alacağız. Ben ilk etapta burada bana bir soru geldi. Halil abiye sorar mısın? Boyun kaç? Ekrandan çok uzun gözüküyor ve uzun. Ve uzun. Boyun 1.86. Evet. Çekiyorsunuz. 1.86. Senin Sıla? 1.68. 1.68. Var mı oradan? Yaman. Şey, Yaman diyorum. Bizim sorular varsa alayım. Sıla şarkı söylesin diyorlar. Sıla sesin güzel mi? Çok istiyorlar. Yani aslında güzel oldum. Ben de diziyle fark ettim ama çok çalıştık yani. Çok çalıştık. O dizideki şarkıdan böyle kısacık bir alabilir miyiz? Belki. Şu an. Evet. Tamam, geçtik. Geçtik. Valla soruyorum. Elçiye zeval olmaz. Ha, süper. Burada bana verdi. Bakalım. Özel hayata girmiyoruz efendim. Lütfen. Ben hiç sevmem özel hayata girilmeyi. Biz de yok. İşimizde çok başarılı olabiliriz ama özel hayatta yerinde. Düet gelsin lütfen demişler. Şey. Kısa bir şey yapsanız, şurada arada çeksek. Ben... Selam olsun Emanet dizisine. Aleyküm selam. Çok tatlısınız demişler. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok tatlılar. Vallahi severek izliyoruz demişler. İnandık. Tamam. O enerji bize geliyor zaten. Evet. Biz onu hissediyoruz. Bu konuda da çok mutluyuz. Çok teşekkürler. Soru hepinize. Soru alayım. Bak vallahi benim DM mesajıma daha çok soru gelmiş. Soru alalım. Ya bu sevgi gerçekten çok 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 güzel bir şey. Rabbim diyorum ya her zaman bu şekilde daim kalsın. Çünkü gerçekten çok güzeller. Bir de aşırı bir... Bak seni çok seviyorlarmış. Biz de çok seviyoruz sizleri. Erzurum'dan selamlar. Bayılarak izliyorlarmış dizimizi. Keşke sezon finali yapmasaymış. Ha, hep çalışsın çocuklar. Hep çalışsın çocuklar. Helalinden, Halil'den şarkı istiyoruz. Tamam, Halil'e ikinci şarkıyı da oku. Bir tane daha. Öyle mi? Ha, kaçırmayın sakın. İkinci yarıda bir tane daha okuyacak. Güzel güzel, tatlı tatlı. Valla bir sürü mesaj. Hem buradan bakıyorum, hem buradan bakıyorum. Fotoğraflar. Neymiş o? Dizide neden isimlerini söylemiyorum? Evet, dizide neden isimlerini söylemiyorsunuz? Ne alaka anlamadım. O senaryoyla alakalı. O bence büyülü bir ana kalacak. Evet. Yani isim söyleme kısmı tamamen çok büyülü. Güzel soru. Çok böyle nasıl ya şimdi nasıl söylersin diyecekleri veya bir noktaya kalacak. Veya tam yerinde söyledin diyecekleri bir nokta olacak. Ya çocuk ne yapsın, rol vermişler. Yoksa hiç üzecek biri değil. Yok, biz zaten sette çok keyifli, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Sıla setin eğlencesi yani. Onun yaptığı espriler. Selamlar demişler. Vay vay vay. Selamlar. Valla her yerden kitlemiz var Allah'a çok şükür. Çok şükür. Kendi hayatında kıskanç biri misin? Demişler. Kimse bana mı sormuşlar? Sana. Bana sormuşlar. Ali. Ali yakın kadrajdasın, ona göre markaj almışlar. Gerektiği kadar. Gerektiği kadar kıskanç da tabii ki canım yani. Ya, Türk aile toplumu bellidir yani. Biz de bu toplumun bir üyesi olarak olması gerektiği kadar kıskançlık var. Sıla niye canlı yayın açmıyorsun? Arada bir vaktin olursa açıver diyorlar sosyal medyada. Ya ben de çok istiyorum. Aslında ben canlı yayınları evet sohbet etmek için de açabiliriz ama geçen gün böyle bir bağış toplamak için açtığımda çok hoş olmayan şeylerle karşılaştım ve bu beni biraz üzdü açıkçası. Çünkü bir çocuk için orada ben canlı yayın açmıştım. Ben de katılıyorum. Çok özel hayat soruldu falan. Ben çok üzüldüm ve dedim ki hani o zaman açmayayım ben hiç. Ben böyle şeyler gelmesin başıma. Sıla'nın ablası olarak şey demek istiyorum. Efendim soğutmayın. Soğutmayın. Bak burada hayır işi yapıyor kız. Yani orada sorulacak sorular o sorular değil. Ya da insanları dıştan yargılamayın, yadırgamayın. Evet. Çünkü kimse kimsenin özel hayatını, kimse kimsenin yaşadığı hayat şeklini bilemez. Lütfen rica ediyoruz. Onun da bir ailesi var, onun da bir ailesi var. Hepimizin ailesi, ailesi olduğu gibi. Cümlelerimizi ve sözcüklerimizi seçerek kullanalım. Güzel oldu. Rica ederiz. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çünkü ben bunlara alışkın efendim. Tek tek geliyorlar. Şimdi bu çocuklar güzel bir şey yapıyorlar. Siz de destekleyeceksiniz. Daha güzel işler ortaya çıkacak. Ben mesela takip ettiğim insanlar arasından ailemi ve birçok arkadaşımı çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü inanılmaz bir baskı vardı üzerlerinde. Evet. Hani bu bazen çok hoş olmayabiliyor. Farklı yerlere gidiyor. O yüzden...
Ya şeyi anlamıyorlar. Göz önünde olmayı isteyen biziz. Tabii. Ailemiz değil. Ailemiz çok normal bir aile yani. Hepimizin ailesi gibi. Hı-hı. O yüzden onların da hayatlarını didik didik etmelerine hiç gerek yok. Kesinlikle. Hani hep hiçbirimiz sarayda büyümedik. Ben sarayda büyümedim. Ben mahallede büyüdüm. Aynen öyle. Ailem çok normal bir aile. Ama onları didikledikçe bu sefer hem beni eleştirmeye çalışıyorlar hem ailemi eleştiriyorlar. Bu beni çok üzüyor ve ailemi de çok üzüyor. Buradan hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. Eğer seviyorsanız, bu gençlerin de daha başarılı olmasını istiyorsanız lütfen özel hayat diye bir şey var. Saygı gösterelim ve dediğim gibi ben hep bunun yanındayım. Biz tek başına değiliz. Bizim arkamızda bir ailemiz var. Onlar da o yorumları okuduğunda çok etkileniyorlar. Evet. Lütfen. Onların da aileleri var. Yani bu, bilmiyorum, konu belki başka bir tarafa gidiyor ama benim evli kardeşlerim var, eşleri var. Dolayısıyla bizim gösterdiğimiz toleransları gösteremiyor olabilirler. Evet. Dolayısıyla aile içinde hani huzursuzluk yaratmamak adına ben açık söyleyeyim birçok kardeşimi çıkardım listemden. Çünkü çok baskı var onlara karşı. Dışına gelmiş, göstereyim ben, emir kuluyum. Nedir o? Çok yakışıklıymışsın diyorlar. Gerçekten, cidden, vallahi falan yazmışlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten güzel baktıkları ama. İçin. Sıladan'la telefon numara. Tabii efendim, hemen veriyoruz. Evet. Yazın. Hemen veriyoruz. Tabii ki biz burada dağıtıyoruz. Sıla'yı takip ederseniz. Allah, bazen öldürüyorlar. Halil'in annesini, tatlısını lütfen tekrardan paylaşın. Tabii paylaşırız. Anneme efendim. Bağlanalım istersen. Ya evet ya. Yükseller de söyleyelim. Telefon numaranızı verin hemen bize. Şura ya annesinin. Annesinin numarasını. Hemen. Canlından isteyelim. Sıla da çok güzel, çok iyi. Ay, teşekkür ederiz. Bebek misiniz siz ya, yazmışlar. Ya, öyle lan. 0500. Biraz daha. Yaman zeybe istiyorlar. Sen gör. Evet. Yaman. Ben artık Yaman mı diyeyim, Sıla mı diyeyim, Seher mi diyeyim, böyle dillerim döndü. Yaman. Artık siz anlıyorsunuz her şeyden. Evet, ben çok alışkınım. Hülya. Sıla'yı çok seviyorum. Akşamı da iple çekiyorum demişler. Ay canım benim ya. çok çekeceğiniz bunu. Evet, biraz şey. Evet. Girmiyoruz efendim. Özel hayata girmiyoruz lütfen. Sıla'yla burada muhabbetteyiz şu an. Seher namı diye. Bak aslında çok gülüyor. Gülünce de nasıl güzel. Bak şuradan ben görüyorum. Ben normal hayatımda da zaten hep öyleyim. Hiç duramam dedim ya, enerjiyimdir falan. Herhalde biraz şeyiz. Bilmiyorum neden. Diziye kaptırmışsın. Kaç bölüm? 200 küsür dediniz. 205 bölüm. 205 bölümde tabii ki diziye kaptırmak çok mantıklı. Cansınız demişler. Siz de. Harikasınız demişler. Yani bu kadar, birazcık dinlensinler. Geçeceğiz. Çok teşekkür son ediyoruz bizi izlediğiniz için. Son olarak. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben bir de şeye de değinmek istiyorum. Bize çok fazla hediye gönderiliyor. Evet. Ve bu hediyeler sadece maddi hediyeler değil. Zaten ikimiz için de onlar önemli değil. Ama ikimizin de doğum günlerinde bir sürü bağış yapıldı. Evet. Ben hayvanları çok severim. Harikasın. Köpekleri mama işte desteği yapmışlar. Benim adıma Kamboçya'daki işte ailelere yardım yapmışlar. Evet. Aşırı duygulandık onlara. Bizim için zaten önemli süpersin. Olan budur. Maddiyat asla değil. Hepiniz iyi ki varsınız. O zaman şöyle diyelim. Hediyelere efendim, gerekli yerlere. Evet. Tabii, çocuk evet. Esirgeme kurumlarına, kadın kurumlarına. Ben de elimden geldiğince zaten sosyal medyada paylaşmaya çalışıyorum böyle şeyleri. Çok tatlı. Hani beni mutlu etmek isteyen öyle şeylerle yapabilir. Aynen, yardım beni edebilir. De öyle. Zaten yapıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Çok duygulanıyorum. Benim doğum günümde de çocuklara güzel bağışlar, oyuncaklar falan alındı, verildi. Ay ne güzel. Ay çok sevindim. Dünyanın çeşitli memleketlerine ağaçlar dikildi. Çok mutlu oluyorum. Çocukları çok seviyorum. Onların bir eksiğinin giderilmesi beni çok daha mutlu ediyor. Hediyelerinizi oraya yönlendirebilirsiniz. Harika. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyoruz. Sağ olun, var olun. İkinci yarıyı kaçırmayın. Az sonra 5 dakika sonra.